Merhaba değerli izleyicilerim. Şeref Alkan ben tekrar. Yeni bir Kangal Aşkı programında bugün sizlerle birlikteyiz. Değişik konularla ekranlarınızda olacağız, evlerinizde olacağız. Umarım çayınızı yudumlarken bizlerle güzel bir program izlemiş olursunuz. Sizleri bazı konularda bugün aydınlatmaya çalışacağım. Bugün çiftliğimizde misafirlerimiz var, ziyaretçilerimiz var, köpek almaya gelenler var. Yavru köpekten bahsediyorum. YouTuberlar var, ünlü YouTuberlar var. Onlar program çekmeye geldiler çiftliğimize bugün. Kangalları tanıtmaya, kangallarla ilgili bölümler çekmeye geldiler. Bugün ne yapalım? Kangallarla ilgili çok aşırı bir talep geliyor bana. Köpekleri tanıt diye. Abi tekrar ırk özelliklerini tanıt, tiplerini tanıt, şekillerini tanıt diye. Biz de bugün biraz daha eskiden çektik bu programları ama tekrar bugün öyle bir program. Köpekleri tanıtmayla ilgili bir program çekeceğiz. Müşterilerimizle, gelen ziyaretçilerle sohbetler yapacağız. Ve YouTuber arkadaşlarla sohbetler yapacağız. Çiftliğimizdeki etkinliklerden bahsedeceğiz vesaire. Şimdi bugünkü ilk programımızı çiftliğimizin en değerli köpeklerinden birisi. İddia ediyorum Türkiye'nin de en değerli köpeklerinden birisidir diye düşünüyorum. Boran'dan başlayacağız. Birkaç tane örnek köpekler size sunacağım. Ondan sonra da diğer arkadaşlara da röportajlarımızla birlikte devam edeceğiz. Boran şu anda bizlerle birlikte geliyor. Boran'ı getirir misin Yusuf? Boran 11-12 yaş civarında oldu. Çok yaşlandı ama Türkiye'deki son safkan diye tabir edilen köpeklerimize örneklerden bir tanesi. O yüzden bugün Boran'ı son kez değil de yani artık bir daha ekrana getirelim dedik. Ekranda bugün Boran'ı tekrar size tanıtalım dedik. Boran gel oğlum. Gel bakayım. Gel koçum. Gel şöyle. Şöyle gel. İhtiyar delikanlı. Maşallah. Evet. Değerli izleyicilerim. Bu Boran isimli köpeğimiz. Takribi 12 yaşında bir köpeğimiz. Bizim üreticilerin veya Türkiye'deki üreticilerin safkan diye tabir ettiği köpeklere en mükemmel örneklerden bir tanesi. Hiçbir zaman iddialı olmadım. En mükemmelidir, en iyisidir demedim. Demiyorum da demem de. Çünkü her şeyin daha güzeli vardır mutlaka, daha iyisi vardır. Ama Boran, safkan diye tabir ettiğimiz köpeklere en iyi örneklerden birisidir. Safkan diye niçin tabir ediliyor bu köpekler? Veya bu köpekler niçin safkan diye tabir edilmiş? Fiziksel özellikleri mi, görsel özellikleri mi, yoksa arazi performansları mı, sürü performansları mı, neler bu kriteri öncelik? Mesela diyelim ki Anadolu çoban köpeği diye tabir edilen köpeklerimiz var. Biraz sonra onları da ekrana getireceğiz. Şimdi onlarla bunlar arasında fiziksel ve görsel olarak çok farklılıklar var. Ama hepsi Türk çoban köpeği diye geçiyor, karabaş diye geçiyor. Karabaşlardan bir tanesine örnek. Ve safkan diye tabir edilenlere örnek Boran. Boran boyun gırtlağında şişlik mi var oğlum? Yok. Şimdi bu kafa yapısı, bu post yapısı, bu fiziki yapı genelde Türkiye'de safkan diye tabir ediliyor. Niçin bu köpeği safkan diye tabir ediliyor? O da aslında ilerisi yani gerisi çok çok bilinmiyor. Soruyorum. Mesela federasyondaki arkadaşlarla konuşuyoruz. Niçin bu köpeği safkan diye tabir ediyorsunuz? Biz bunun tüyüne baktık, kılına baktık, kanına baktık, yününe baktık. Bu köpek safkan. Tüyde, kılda, kanda bu safkan diye yazıyor mu? Yazmıyor. Kanla ben bir yere sonuca yani kan tahlilleriyle bir köpeğin safkan olup olmadığına sonuca varılacağına inanmıyorum. Ve nitekim federasyondan bir arkadaşla konuştuğumuzda da kan örneklerinin bu köpeklerin safkan olmasında belirleyici bir kriter olmadığını söyledi bize. Şimdi şöyle bir şey var. İşte kafa yapısında gözler bu şekilde olacak. Küçük, çekik ve alnın, yüzün sağ tarafında ve sol tarafında yani yanlarda olacak ve şu şekilde geriye doğru çekik göz olacak. Safkan kriterlerinden bir tanesi. Alın stopu çok olmamakla birlikte alın düz olmaya çalışacak. Dudaklarda sarkıklık olmayacak. İşte dudaklar kurt ağzı, kurt kafa yapısına yakın bir kafa yapısı olacak.
vesaire. İşte atletik bir yapıya sahip olacak genel anlamda. Boran'ın şu anda atletik bir durumu kalmadı çünkü hayvan yaşlandığı için çöktü iyice. Ayakta zor duran bir hayvan, yürümekte zorlanan bir hayvan. Bir de Anadolu çoban köpekleri dediğimiz, malaklı dediğimiz tipler var. Şimdi aslında hepsi Türk çoban köpeği, hepsi karabaş. Karabaş cinsi köpeklerin değişik versiyonları. Değişik versiyonları örneklerden bir tanesi Safkan dediğimiz, Safkan diye tabir ettiğimiz bu köpek. Ben şunda aslında ısrarcıyım. Bu köpeği Safkan diye tabir ediyorsun. Neye göre? Kıl tüyü kan örnekleri dendi. Bir de eskilerden atalarımızdaki resimlere bakılmış. Resimlere bakıldığında bu tarz köpekler varmış Sivas yöresinde, Anadolu'da. Bu tarz köpeklerin genelde resimleri olduğu için bu köpekler üzerinden yürüdük deniyor. Peki ben eski resimlere baktığımızda, 40-50 sene önceki resimlere baktığımızda Anadolu çoban köpeği diye tabir ettiğimiz köpeklerin de resimleri var. Anadolu'da, Sivas yöresinde insanların elinde. Bu sefer ikilemde kalıyorum otomatikman. Bu köpeğin de resmi var. Anadolu çoban köpeği dediğimiz köpeklerin de resimleri var. O zaman hangisi Safkan? Resimden de yola çıkıyorsak. O zaman şöyle diyor arkadaş veya kişi veya bilir kişi veya Anadolu'daki insanlar. Şeyden diyor. İşte sürüye en iyi bu köpekler gidiyor. Fiziksel olarak sürüde daha başarılı oldukları için biz bu köpeklere Safkan diyoruz. Yani sürü bazlı köpekler olduğunu ifade ettiklerinden dolayı bunlara Safkan dediklerini ifade ediyor. Yani aslında ben şunu öğrenmek istiyorum. Ben de bilmiyorum ha. Yani biz bilir kişi değiliz. Sadece yorumluyorum. Yani bu köpek Safkansa Anadolu çoban köpeği ne? Onlar Safkan değil de ne? Veyahut da onlar Safkan diyelim ki iddia edelim. Onlara Safkan olduğunu iddia edelim. O zaman bunlar ne? Onlar niye Safkan değil? Niye bunlar Safkan? Niye bunlar onlar Safkansa bunlar niye Safkan değil? Yani bu kriterleri çok araştırıyorum. Kafama çok takılıyor. Ama bugün geçerli olan şu, Safkan diye tabir ettiğimiz köpekler bunlar. Diğer karabaşlara örnek Anadolu çoban köpekleri de bizim Türk çoban köpeklerimiz, sürü köpeklerimiz ve çeşitli değişik versiyonları. Boran görebileceğimiz en iyi Safkanlardan bir tanesi. Şimdi Boran'ı bugün götürelim, bu kafa yapısını İyice analiz ettiniz herhalde izleyiciler olarak. Bu kafa yapısı mükemmel bir Safkan'ı andırıyor. Safkan diye tabir edilen köpekleri andırıyor. Evet. Şimdi biz diğer köpeğimiz Bozkız'ı getireceğiz. Bozkız da Safkan diye tabir ettiğimiz köpeklere örnek. O da mükemmel bir hayvan, mükemmel bir karakter. Ondan sonra da Malaklı diye tabir edilen köpeklere yakın bir köpekle ekranlarda olacağız. Devam edeceğiz. Şimdilik Bozkız'ı getirelim. Boran'ı salalım. Yusuf. Bozkız. Her ne kadar bugün Anadolu çoban köpekleri, malaklar, Safkan Kangal diye tabir ettiğimiz köpekler üzerinde spekülatif düşünceler olsa da biz Bozkız ve Boran gibi köpeklere Safkan diye tabir ediyoruz. Bunlar 15, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonra aslında gerçek değerine oturacaklar. Bugün benim kafamın karışıklığı bundan kaynaklanıyor. Yani çünkü gerisini biz bilmiyoruz. Gerisinden bize gelen bir net bir belge, net bir kaynak yok. Kaynak olmadığı için bu köpeğe Safkan bugün diyoruz. Ama niye göre Safkan diyoruz? Bana kimse bunu ispatlayamıyor. Kaşına, gözüne, tipine, tüyüne vesaire. Belki Anadolu çoban köpekleri dedim ya, Anadolu çoban köpekleri belki Safkan. Onların Safkanlığını olmadığını bana ispat edin. Onun da bir belgesi yok. Ama 50 yıl sonra bizim çocuklarımız, torunlarımız 100 yıl sonra biz bugün bu köpeklere Safkan dediğimiz için 50 yıl belgeler o zaman olacak, görseller o zaman olacak, konuşmalar o zaman olacak. Sözler, yazılılar o zaman olacak. O zaman diyecekler ki bu köpekler Safkan ve bunlar üzerinden yürünecek. Bugün biz Safkan diye tabir edilen köpekler diyorum ben. İşte bu yüzden Safkan diye tabir edilen köpekler diyorum. Hala ben
bu işin gerisini çözemedim, bilemiyorum. Belgeler çok karışık ve yeterli değil bence. O yüzden bu köpeğe safkan değil demiyorum, yanlış anlamayın. Safkan diye tabir edilen köpeklere örnek. Bozkız da muhteşem bir karakter, muhteşem bir köpek. Safkan köpeklere örnek. Bakın az önceki Boran'la hiçbir benzerliği yok aslında. Yani bir kafadaki alın stopu, sivri surat ve dudaksız olması benziyor ama aslında tüy olarak, fiziksel yapı olarak Boran'a çok benzemiyor. Boran'ın kuyruğu kıvrık değildir. Mesela Boran'ın soyu pek kuyruk tutmaz. Kıvrık kuyruk olmaz. Kuyruk tutmaz dediğim, kuyruk kıvrık kuyruk olmazlar. Bu Bozkız'da harika bir kuyruk var. Mükemmel derecede kuyruk tutuyor. Ama renk ve tip olarak Boran'a genel anlamda benzese de aslında çok da benzemiyor. Yani safkan dediğimiz köpeklerin de kendi aralarında bir sürü çeşitleri, tipleri var. Şimdi buradan biz başka bir köpeğimize geçeceğiz. Anadolu Çoban köpeklerinden bir tane örnek vereceğiz. Ama bu arada buraya bugün bir arkadaşımız geldi. YouTuber kendisi. Türkiye'deki köpek hakları ile ilgili videolar çekiyor. Kangalları da, Türk Çoban köpeklerini, diğer köpek haklarını da tanıtıyor. Kendisini ben buraya alacağım. Ona birkaç sorular soracağım. Bakalım onun düşünceleri neler? Merhaba. Merhaba abi. Çiftliğimize. Hoş bulduk. Sinan, bu ikinci gelişin çiftliğimize. Evet, ikinci gelişim. Toplamda benim kanalımda 4 bölümlük bir videolarım var. Kangal evet. Türk'ün. Evet. Şimdi Sinan, bugün sen bir köpek YouTuber'ısın. Öyle mi diyoruz? Ne diyoruz? Yok, köpek YouTuber diye şey YouTuber yapalım. Diye köpek YouTuber ama pardon. Köpeklerle alakalı videolar çeken. Köpeklerle alakalı videolar çeken bir YouTuber'sın. Evet. Öyle mi diyoruz? Aynen öyle. Evet. Sinan Soğut videoları diye geçiyor kanalımın ismi. Sinan Soğut videoları diye geçiyor. Sinan Soğut bir YouTuber ve köpeklerle ilgili videolar sunan bir arkadaşımız. Sinan, niçin köpeklerle ilgili YouTuber'luk yapmayı düşündün? Köpekler nedir? Yani çok mu izleme kitlesi var? Hayvanlara insanların çok mu ihtiyacı var? Çok mu açlar bu konuda, bilinçsizler? Veyahut da YouTuber kanalında bilgilendirmek amaçlı mı bir evet. YouTuber kanalı kurdun köpeklerle ilgili? Amacın ne? Misyonun ne? Buna ilk başlarken ben şöyle bir açık gördüm YouTube'da. Herkes farklı videolar çekiyordu. Evet. Oyun videoları veya bilgi videoları. Köpeklerle alakalı böyle bir şey yoktu. Yani köpeklerle alakalı videolar çeken kimse yoktu benim dönemimde. Evet. İlk ben başladım. Bir de bir arkadaş vardı. İsmini vermeyeyim onu da ama olmasın. Bu şekilde ben ama yalnız ben sadece bilgi videosu yapan, köpek ırklarıyla alakalı bilgi veren tek kanaldım. Evet. O şekilde devam etti. Sonradan dış çekim yapmaya başladık. Peki niçin kangal köpeği videoları çekiyorsun? Kangallarla ilgili, yani kangallarla demeyelim, Türk çoban köpekleriyle ilgili videoları niçin çekiyorsun? Ne beklentin var? Veya izleyiciden nasıl tepkiler geliyor kangallarla ilgili çektiğin, Türk çoban köpekleriyle ilgili çektiğin videolardan? Türkiye'de en çok tutan, en çok sevilen ırk zaten bir kere kangal. Milli gururumuz. Peki bir sürü şey hazır sorusu gelmişken sorayım. Hani onlarca video çektin. Evet. Belki yüzlerce bilmiyorum ama bütün köpek ırklarını çektin. En çok talep hangisinde var? Kangal'dan geliyor. Kangal diye tabir ettiğimiz Türk çoban Türk köpeklerinden çoban geliyor. En çok izlenen, biraz önce siz tanıttınız, ben dışarıda gördüm, Boran'ın videosu mesela. O benim için bir efsaneydi gerçekten o video. Köpek de zaten, Boran'da bir efsane, bir kral. Boran'da bir efsane, bir evet. Yani Türk çoban köpeklerine halkımızın çok mu merakı var? Çok merakı var. Artı bir de şunu da siz anlatmışsınızdır. Bir kangal nasıl bir köpektir veya Türk çoban köpeği nasıl bir köpektir? Bazı kesimler bilmiyor mesela. Anadolu çoban köpeği ile kangalı ayırt edemiyorlar. Burada da bir açık var. Onu da ben fark ettim. Bazı videolarımda da bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki sen biliyor musun bugün bizim kangal hangisine dediğimizi, yani kangal diye, safkan diye tabir edilen köpeklerin hangisi olduğunu, Anadolu çoban köpeklerin hangisi olduğunu şu anda yeni mi öğreniyorsun, yoksa daha önce bir bilgiye sahip miydin veyahut da öğrenme aşamasında mısın? Ya daha önce ufak tefek bir bilgilere sahiptim. Şöyle ufak tefek diyorum mecburen. Çünkü kangalın dünya, benim bildiğim kadarıyla dünya FCI dedikleri bir federasyon var. Oraya tescillenmesi daha yenidir bildiğim kadarıyla. 3-4 ay falan oldu. Kangal köpeği tescillendi. FCI'de tescillenme işlemleri yani var. Eskiden tamam biz kangalın bir
anlatımını yapıyorduk ama şu an tescillendiği gibi tam net olarak bir şey değildi. Şu an Türk çoban köpeği Kangal diye Kangal'da tescillendi. Bir şeyi var. Ne derler ona? Artık Kangal'ı anlatırken. Peki sen hangi köpekleri olacak daha çok sevdin? Bugüne kadar bir sürü video çektin köpeklerle şimdi ilgili. Ona ben şöyle söyleyeyim mi? Bana hiç soruyu sormayın. Çünkü benim bir herkesin dezavantajım var. Niye biliyor musunuz? Herkes köpek tabii seviyor. Ben mesela Rottweiler videosu çekiyorum. Rottweiler'cılar, mesela Kangal'cılar kızıyor. Abi niye Rottweiler çekiyorsun veya bir... Herkes sevgi ve canlı evet, olarak bakmıyor değil bakmıyor mi? Bakmıyor ya. Benim mesela diyorum ya Kangal videosu çektim. Diğer ırkı seven köpek sahipleri benden abonelikten ayrıldı. Abi niye Kangal videosu çektin? Diyorlar ki niye Rottweiler videosu çekmedin? Halbuki ya böyle, hepsi canlı. Hepsi canlı ya böyle... Hepsi dost, hepsi arkadaş. Aynen öyle. Ben o yüzden hiç ayırt etmiyorum. Bütün ırkları seviyorum. Ben hayvanları seviyorum. Evet. O yüzden bütün ırkların videolarını çekmek istiyorum. Şu görüntüye bakar mısınız? Çok tatlı bir şey ya. Şahane bir şey. Bu bir tane kızım. Sen emiyor musun? Em bakalım hadi. Hadi em bakalım. Em. Ama evet. Şöyle söyleyebilirim. Sizin sorunuza az da olsa politik dediniz ya. Geçen videoda sizde ben buraya ilk geldiğimde. Politik bir cevap vereyim. Tasmasını tuttuğumda, şöyle tasmasını tuttuğumda gerçekten Kangal'ın gücünü hissediyorsunuz. Yani fiziksel gücünden fiziksel mi yoksa gücünü, canım. Karizmatik otoriter hem, gücünden ya, mi? Hem karizma hem otoriter. Şu tasmayı tuttuğunuzda abi diyor yani köpek ben... Köpek tutuyorum diyorsun. Abi yani anladın mı? O zevki veriyor. Kral tutuyorum gerçekten. Evet. Şimdi Sinan arkadaşımızla kısa bir röportajımız oldu. Bugün Kangal'larla ilgili YouTube programı çekmeye geldiğimiz. Evet. Evet, programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi Martin'le birlikte olacağız. Anadolu çoban köpeğine örnek bir köpek dediğimiz köpekle. Ve bir misafirimiz var. Bugün İstanbul'dan bizi ziyarete gelmiş. Onunla da bir iki sohbet edeceğiz. Martin'i getirir misin Yusuf? İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba kardeşim, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim. Evet, değerli izleyicileriz. Bu bir Martin. 90 santim civarında bir omuz yüksekliği olan bir köpek. Şimdi az önceki köpeklerimizi tanıtırken Safkan diye tabir ettiğimiz köpeklerdi. Bu da Anadolu çoban köpeği diye tabir ettiğimiz bir köpeğe örnek. Hangisi Safkan? Hangisi değil? Veya az önce Boran'la dedim ya, Boran'la Bozkır Safkan'sa bu ney? Aslında genel ifade şu. Hepsi Türk çoban köpeği, hepsi karabaş dediğimiz köpekler, hepsi Anadolu'nun köpekleri ve çeşitli versiyonları var. Yani bu fizikte, bu görsel yapıda bir versiyon, tip, şekil olanları var. Bir de Safkan diye tabir ettiğimiz geliyor Bozkız yanımızda gene. Bozkız gibi, Boran gibi Safkan diye tabir ettiğimiz tipleri var. Bir de Malaklı diye tabir ettiğimiz tipleri var. Ama hepsi Türk çoban köpekleri. Sen İbrahim gel yanıma biraz. O boz. Hayır kızım. Hayır. Hepsi Türk çoban köpeği. Hepsi karabaş dediğimiz köpekler. Genel isim karabaş ve genel isim Türk çoban köpeği aslında. Ama genel isim Kangal olarak kullanılıyor Türkiye'de. Bir. İkincisi bu köpekte arka ayaklarda tırnak var. Az önce misafirlerimiz buradaydı. Sohbet ettik. Yavru almaya gelmişlerdi. Arka ayakta tırnak istiyorlardı. Arka ayakta tırnağın Safkan olduğunu söylüyordu. Dün yine bir telefon görüşmesi yaptık bir talepli kişiyle. Safkan köpek istediğini söyledi. Safkan köpeğin nasıl olduğunu sordum. Abi dedi 90 santim ve üzeri köpek istiyorum. Ve eşek gibi köpek istiyorum. Benim Sivas'tan aldık. Bize Safkan göndermediler dedi. Nereden biliyorsunuz Safkan göndermediğini size dedim. Safkan olmadığını nereden anladınız dedim. Daha hala Safkanlık muamma, haklı adam belki, bence de öyle.
Abi dedi büyümedi köpekler, küçük kaldılar dedi. Sen nasıl köpek istiyorsun dediğimde böyle bir köpeği tarif etti. Bu da safkan değil dedim ben ona. Yani safkan diye tabir edilen köpeklerden değil bu köpek dedim ben ona, anlattım. Şaşırdı kaldı. Yani Türkiye'de hala insanlar arayış içindeler, bilgilenme içindeler. İbrahim sen nasıl bir pozisyondasın? Anlatıp duruyorum. Sen de konuya bakıyorsun şimdi. Evet. Uzun zamandan beri çok hem sizi takip ediyorum hem kangal aşkı bir başka abi. Yıllardır hani süren bir sevdamız var. Hani ya sizin izlediğiniz videoya kadar hani kangal ırkı yani safkan muhabbetini ben de bilmiyordum hani. Bu ilo köpekten genelde saf arkada tırnak yani olunca. Yani sen de arkada tırnak olunca veya safkan, böyle büyük köpekler olunca safkan mı zannediyordun? Yani öyle yorumluyorduk hep biz yani bize gelen yani. Ama ben az önce programın başından beri anlatıyorum. Belki bu köpek safkan. Tabii o da olabilir hani. Yani bunun safkan olmadığını veyahut da Bora'nın safkan olduğunu bana ispat et. Geçmişe dönük olarak belgelerle o da yok. Tabii o da yok. O yüzden hani bu konuda hani ön açık bitti. Yani tartışma konusunda ön açık. Ön açık. Şöyle diyeceğiz o zaman. Türk çoban köpeklerinin çeşitli versiyonları var. Evet. Bunlardan hangisini beğeniyorsun? Sen hangisini beğeniyorsun? Ben söyleyeyim daha önce. Yani Boran tarzı köpekleri mi, safkan diye tabir edilen köpekleri mi? Yoksa böyle Anadolu çoban köpeği dediğimiz böyle iri cins köpekleri bundan mi? Bundan önce bende dişi bol çoban köpeği vardı. İri beslediğim için yani iri daha olmasını istiyorum. Hani bunun hani göz olarak tabii ki avantajı vardı ama hani yani hep iri olması daha hoş. Hani bu köpeklerde yani evet, Türk çoban köpeklerinde boylu postu ve görsel olması mı seni daha çok etkiliyor? Daha çok etkiliyor. Yani bir tane insan hani böyle heybetli tuttuğun zaman zincir kuvveti hissedeceksiniz ya. Ben motorcuyum. Hani motorun gücünü nasıl hissediyorsanız. Kaç cc motor kullanıyorsun? 900 cc'lik. Oo. Hani köpeğimin de hani kangalımın da aynı o şekilde güç olmasını isterim hani. Tabii hani bu ırk hani meselesine çok şey yapmak istemiyorum ama hani iri olması her zaman tercihimdir. Anladım. Zaten İbrahim, müşteri kitlemizin %90'ı Anadolu çoban köpeği diye tabir ettiğimiz böyle iri cins köpekleri tercih ediyor. Hani %5, %10'luk kesim safkan diye tabir ettiğimiz köpekleri tercih ediyor. Oğlum dur. Bir de değerli izleyiciler, bu hafta içinde bir konu hasıl oldu. Konu şu, sosyal medyadan bir üretici arkadaşımıza benim iri köpeklerin sürüye gitmediğim söylenmiş. O da cevaben şöyle demiş, iri köpekler sürüye gitmez diye bir şey yok diye cevaplamış. Doğru söylemiş, ben öyle bir şey söylemedim sosyal medyada veya dışarıda bir yerde. İri köpekler sürüye gitmez diye bir şey kesinlikle yok. Bu şeye benziyor. Kısa boylu basketbol oynamaz, uzun boylu da oynamaz. Halterci olamaz. Yani, gibi. O daha güzel oldu. Evet, uzun boylu halterci olamaz. Çünkü olur, olur ama o kadar yükseğe yükü kaldırmak zor. Zor. Yani bir kısa boylu kadar etkili bir halterci olamaz. İyi bir halterci olamaz. Olamaz. Kısa boylu da bir uzun boylunun avantajını kullandığı kadar iyi bir basketçi olamaz. Değil mi? Doğru diyorsunuz. Evet. Yoksa o da basket oynayabilir. Öteki de halterci olabilir. Bu köpek de sürüye gidebilir. Sürüye gider ama onunla uğraşamayacağım artık. Yorgunum zaten, hava sıcak. Şimdi hani Yusuf, onu götür, aygırı getir. Şimdi bu köpek de sürüye gider ama bir boran, bir bozkız kadar süratli, çevik ve hareketli olamaz. Ağır köpek, hantal köpek. 18-19 numara aygır. Onun kadar hareketli ve etkili bir sürü köpeği olamaz. Yoksa bu da sürüye gider. Veya kısa alanda merada koyunların evet, yanında gezer. Sürüye gitmez diye bir şey yok. Yani ben sürüye gitmez diye bir şey demedim iri köpekler için. Dediysem de bunun önü ve arkasını doldurmuşumdur. Cımbızla seçilmiş bir cümleyi alıp sunmuş olabilirler arkadaşımıza. Veyahut da söylerken araya bir konu girmiştir. İri köpekler sürüye gitmez deyip arkasını veya önünü doldurmadan da bırakmış olabilirim, unutmuş olabilirim. Ama iri köpekler de sürüye gider. Bütün Türk çoban köpeklerinin hepsi sürüye gider. Herkes futbol oynar ama Maradona
Messi bir tane olur. Herkes tane Messi olur. Kadar etkili oynayabilir mi? Olamaz. Olamaz. Her köpek süreye gider. Herkes, her köpeğin de ayrı bir etkisi hani kabiliyeti vardır. Kabiliyeti vardır. Ya iki tane sporcunun aynı branşta spor yapan iki insanın bile kabiliyeti farklı oluyor. Safkan köpeklerin bile kendi arasında kabiliyetleri farklıdır. Diğer köpeklerin de kendi aralarında kabiliyetleri farklıdır. Şimdi Gold geliyor. Gold da bir Anadolu çoban köpeğine örnek. Getir bakayım Yusuf. Evet değerli izleyiciler, bu bir Gold. Bu da bir Anadolu çoban köpeğine örnek. Şimdi maşallah. Şöyle söyleyeyim ben. Az önceki Martin de Anadolu çoban köpeğiydi. Hangisi Anadolu çoban köpeği? Hangisi doğru Anadolu çoban köpeği? Yani şunu söylemek istiyorum. Anadolu çoban köpeği dediğimiz köpeklerin de kendi arasında bir sürü tipleri, şekilleri var. Safkan diye tabir ettiğimiz az önceki Bozkız'la Boran'ı gördünüz. Oh. Gel oğlum, gel. Hayır. Hayır. Bozkız'la Boran'ı gördünüz. Onlar da farklı tiplerdi. İkisi de Safkan diye tabir edilen köpeklerdi ama farklı tiplerdi. Bu da Martin'le bu da Anadolu çoban köpeği diye geçiyor ama hangisi Anadolu çoban köpeği? Hangisi doğru? İkisi de farklı tip, ikisi de farklı görsel, ikisi de farklı karakter. Yani bu köpeklerin de kendi aralarında bir sürü çeşitleri, tiplemeleri var. Bir de şey daha söyleyeyim. Malaklı dediğimiz asık suratlı köpeklerin de ben size 2-3 tane örnek getireyim. Şu an elimde benim fazla sayıda yok. Ben Malaklı üretiminde fazla yokum. Onların da kendi aralarında bir sürü çeşitleri, tipleri var biliyor musunuz? Yani Malaklı dediğimiz köpeğin bile 30-40 tane kafa yapısına, şekline, fiziki yapıya ayrı ayrı görseli olan köpekler var. Onun için çok karışık bir konu, çok uzun konu. Önemli olan insanların beğendiği köpekleri alıp beslemesi, onlarla mutlu olması. Bir de bakın Martin'le bunun kafa yapısı hiç benzemiyor. Ama bir Boran'la da hiç alakası yok. Boran'la Bozkız'ın kafa yapıları 3 aşağı 5 yukarı aynı gibi gözükse de çok farklıdır. Ama benziyorlar. Aynı formatta ayrıdırlar. Bunlar da aynı formatta Martin'le ayrı kafa yapılarına sahip. Bir de şimdi buradan şey gelecek. Aygır. Gold'u getirdi arkadaş. Aygır'ı getirdi dedim ama. Aygır da gelecek. Aygır da bir Anadolu çoban köpeği ama ne Martin'e benziyor kafası ne de Gold'a benziyor. Onu da burada ifade etmiş olacağız. Evet, az önce biz Aygır'ı çağırdık ama Gold geldi. Şimdi Aygır geliyor. Bakın değerli izleyicilerim. Bu bir Aygır isimli köpeğimiz. Bu da Anadolu çoban köpeklerine örnek. Az önce buraya kim geldi? Martin geldi. Anadolu çoban köpeklerine örnek. Gold geldi. Bir de Aygır geldi. Hiçbirisi fiziksel olarak aslında birbirine benzemiyor. Kafa yapısı olarak da birbirine benzemiyor. Ama genel olarak benziyor mu? Benziyor. Nasıl benziyor? Yani Boran, Bozkız veya o tarz köpeklerden farklı köpekler. İri köpekler, büyük köpekler. Ama şimdi az önce Gold'un kafa yapısını görmüştür kısmen. Martin'inkini gördük. Bunun kafa yapısını gördük. Evet, iri kafalı, büyük kafalı köpekler ama hiçbirisi de birbirine benzemiyor aslında. Ama hepsi Anadolu çoban köpeği diye geçiyor. Değil mi? Şimdi yine aynı şeye geldik. Bozkız ve Boran da birbirine genel olarak benziyor ama yakından ve dikkatli baktığımızda benzemiyor. Yani Anadolu çoban köpeğinin de bir sürü çeşitleri, tipleri, fiziksel olarak farklılıklar, görsel olarak farklılıklar sergileyenleri var. Bu da çok yakışıklı, mükemmel bir köpek. Cesur isimli köpeğimizin oğlu Aygır. Takribi 2,5-3 yaşında. Bu da Anadolu çoban köpeğine örnek bir köpek. Şimdi İbrahim, evet, bugün abi, bir yavru talebim var sanırım. Evet, bir yavru talebim var. Aygır'ın yavrusu var. Tamam, Aygır'ın yavrusu. Aygır'ın da maşallah var. Bu köpeğe talep, bu köpeğin yavrusuna bilerek mi talepli geldin yoksa bir köpek almaya mı geldin çiftliğimize? Nasıl oldu? Aslında bakarak, hani bütün erkeklerinizi bakarak aldım. Hani 3-4 tane kafamda vardı.
Evet işte kısmet Aygı'ya denk geldi. Aygı'nın yavrusunu da hani isterim. Çünkü Aygı da maşallah var, çok güzel ve iri bir köpek. Anne de yine Karo isimli köpeğimizin yavrusu. Anadolu çoban köpeğine örnek bir köpek. İnşallah beğendiğin gibi bir köpek olur. İnşallah. Biz de mahcup olmayız size karşı. İnşallah, inşallah. Mahcup olursak da olabiliriz. Bir canlıdır tabii bu. Tabii sonuçta. Canlı da bir garanti verme söz konusu olmaz, değil. Olmaz tabii canım. İnsanda bile olabilir. Ben yine söylüyorum. Benim babam 1.90 boyunda, ben 1.70 boyundayım. 1.73. Yani aygırın oğlu aygır gibi olmazsa olmaz. Da yenisini hediye ederiz. Ne diyeyim ben size? Var mı ötesi? Yok. Ölüm tabii, yok, ötesi yok. Ölüm sonuçta, yok ya ucunda. Sonuçta hayvan abi kangal bakıyoruz. Hani büyük olmuş, evet. Küçük olmuş, tamam iri istiyoruz ama illa büyük diye bir şey yok. Hani bu sevda başkadır abi. O yüzden hani belki tamamen, karakter olarak sana çok yakın olacak. Evet hani hiçbir şey gözün görmeyecektir. Aynen öyle. Çünkü kangalın gözüne baktığın zaman abi senin ne hissettiğini anlıyor. O göz göze geldikten sonra abi irilik ilk başta hoş gelebilir ama sonrası karakter çok önemli yani. Diyorsun değil mi? Evet abi. Evet. Şimdi aygırı götüreceğiz. Yine bir Anadolu çoban köpeği gelecek. Orada Karo gelecek. Bakın Karo'nun kafası da hiçbirisine benzemeyecek. Dördüncü bir ayrı fiziksel yapı ve kafa yapısı göreceğiz. Şimdi Karo geliyor. Anadolu çoban köpeklerine bir örnek. Bakın ne renk olarak, ne tip olarak, ne fizik olarak, ne de kafa yapısı olarak diğer üç Anadolu çoban köpeğimize benzemiyor. Aslında hiçbirisi birbirine benzemiyor. Yusuf alalım şeyi, Karo'yu. Şimdi muhteşem bir köpek, harika bir köpek. Evet, iri bir köpek, kalın bir köpek çok, ama çok atletik ve çok güçlü bir köpek. Herhalde biraz stres atacak ondan sonra. Hayır. Evet. Evet değerli izleyiciler, bakın bu da Anadolu çoban köpeği, iri bir köpek ve muhteşem sürüye gidiyor. Çok atletik bir köpek. Az önce söyledik ya, ben demişim ki iri köpekler sürüye gitmez. Hayır, iri köpekler sürüye gider, kabiliyetleri ve fiziksel yetileri el verdiği çerçevede. Bu köpek fiziksel olarak çok atletik, çok süratli, çok çevik bir köpek. Sürüde de çok başarılı bir köpek. Aynı zamanda da çok iri bir köpek. Bakın az önceki köpeklerimize örnek olarak hiçbir tanesi birbirine benzemiyor. Ama hepsi Anadolu çoban köpeği diye tabir edilen köpeklere örnek köpekler. Arka ayakta tırnak olayı yine bir köpek için, bu köpekler için kriter değildir. Tamamen şehir efsanesidir. Köpeklerin kulakları kesilmeli midir? Bence kesilmemelidir. Hiç kimsenin kulağını kesmeye hakkı yoktur. Bir avantaj katmaz. Yağmurlu havada köpek dışarıya çıkamaz. Dezavantaj katar köpeğe kulaklarının kesilmesi. Şu an kapalı kabinde, box'larda yaşadıkları için dışarı çıktıklarında stres atmak istiyorlar. Stres atmak istedikleri için de zapt edemiyoruz burada sizlerle konuşurken. Biraz aslında koşması lazım. Şu anda çiftliğimize gelip bu köpekleri gezdirmek için bekleyen arkadaşlar da var o yan tarafta. Çiftliğimizde gezi etkinliği yapıyoruz. Gezi etkinliğinden kastımız nedir? Hafta sonu İbrahim, insanlar çiftliğimizi ziyarete geliyor. Gezmeye. Bir tane kangalı veriyoruz. Gücüne göre, adamın fiziğine, şeyine göre. Kuvvetine göre. Kuvvetine göre. Köpeğimizi veriyoruz. 5 kilometrelik bir yürüyüş parkurumuz var burada. İnsanlar süper. Evinde köpek besleyemiyor. Evet. Bakamıyor. Çok meraklı. Kangala da çok meraklı. Kangala da bir gün geçirmek istiyor, yaşamak istiyor. Evinde veya buna imkanı yok. Geliyor burada bir gün boyunca köpekleri tarıyorlar. İlgileniyor. Onları ilgileniyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar, hizmetlerini yapıyorlar. Gezdiriyorlar köpekleri. 5 kilometrelik parkuru yürüyorlar. Geliyorlar, adam çok mutlu oluyor. Enerjisini atıyor. Anladım. Stresini atıyor. Ailece gezenler var. Seninle uğraşamayacağım. Ailece gezenler var, stres atanlar var. Evet, kamerayı halletti bizim Karo. Sen korkarsan sana gelir o. Evet. Neyse. Ben burada
kameraman arkadaşım korktu karodan. Ben de evraldım kamerayı şu anda. Karo biraz keyif yapıyor. Evet değerli izleyiciler, bugün dilimizin döndüğünce bir şeyler söylemeye çalıştık. Yine bir şeyler karıştırmış olabiliriz, eksik söylemiş olabiliriz. Söylerken ifadeleri, cümleleri yanlış kullanmış olabiliriz. Bu yanlış anlamalara sebebiyet verebilir. Ama her türlü bana ulaşabilir. Sosyal medyadan, web sitesinden, Face'den, Instagram'dan ve benim mevcut telefon numaralarımdan ulaşıp konuyla ilgili sormak istediklerinizi her zaman sorabilirsiniz. Biz dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Kısa bir zaman diliminde takdiri bir 40 dakikalık bir program sunuyoruz. O yüzden eksiklerimiz olabiliyor. Evet, kameraman geldi kameranın başına nihayet. Halbuki her zaman gelip bunlarla program çekiyor ama korkmaması lazım ama unutuyor yine. Evet. Karo, gel oğlum. Gel, kapanış yapacağız hadi. Hadi gel bakayım. Gel, gel. Kapanış yapacağız oğlum hadi. Evet sevgili izleyiciler, bir Kangal Aşkı programının yine sonuna geldik. Çok süratli geçti, çok çabuk geçti. Umarım bizi ekranlarınızda, evinizde, bahçenizde, kafeteryanızda, kameryanızda, çayınızı yudumlarken zevkle izlemişsinizdir. Yeni bir Kangal Aşkı programında tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.